Pankreas hayati bir organdır ve düzgün çalışmazsa sağlığımıza ciddi zarar verebilir. Pankreas sağlığını neden göz önünde bulundurmalıyız? Pankreas hastalıklarından kaynaklanabilecek beklenmedik sorunlar nelerdir? Bu videoda pankreasın işlevlerini, potansiyel sorunların belirtilerini ve bu önemli organın sağlığını korumak için faydalı gıdaları keşfedeceğiz. Pankreasın rolü, bu organ, vücudun sindirim ve endokrin sistemleri için çok önemlidir. Pankreas, proteinlerin, yağların ve karbonhidratların sindirimi için gerekli enzimleri salgılar. Bu salgılar, fazla mide asitlerini nötralize ederek hafifçe alkali bir ortam oluşturur. Bu, duodenuma giren yiyeceklerde yanık ve iltihaplanmayı önler. Dolayısıyla, pankreas enzimlerinin üretimindeki herhangi bir aksama kaçınılmaz olarak enflamatuar bağırsak hastalıklarına yol açar. Endokrin sistemde ise pankreas, kan şekeri seviyesini düşüren insülin ve kan şekerini yükselten glukagon hormonlarını üretir. Bu, yiyeceklerden alınan karbonhidratlara dayalı olarak glikoz metabolizmasını düzenler ve ayrıca vücudun fonksiyonları için gerekli enerjinin depolanmasına ve üretilmesine yardımcı olur. Bu nedenle pankreas sağlığı, genel vücut sağlığı için çok önemlidir. Pankreas sorunları ve neden tanımlanması zor olabilir. Pankreas hastalığı ile ilgili en yaygın sorun, çok sinsi bir hastalık olan pankreatittir. Pankreatit akut veya kronik olabilir, ancak her iki durumda da kolayca diğer hastalıklarla karıştırılabilir. Akut pankreatit, safra kusması, karın üst sol kısmında ağrı ve potansiyel olarak sarılık ile ortaya çıkar. İlk belirtileri bağırsak zehirlenmesinden ayırt edilemez olduğundan, insanlar genellikle pankreas sorunları yaşadıklarını fark etmezler ve acil tıbbi yardım almazlar. Ancak böyle bir yardım çok önemlidir çünkü pankreatit atağı sırasında pankreasın fonksiyonel dokusu hızla bozulabilir. Bir diğer sorun, akut evre sonrası semptomların kendi kendine kaybolması ve kişilerin sadece standart bir gıda zehirlenmesi yaşadıklarını düşünerek durumun ciddiyetini anlamamalarıdır. Bu arada pankreatit kaybolmaz, ancak kronik formuna geçiş yapar. Bu durumda hastalık yavaş yavaş ilerler, fonksiyonel pankreas dokusu bağ dokusuyla yer değiştirir ve işlevinde kaçınılmaz bir düşüşe yol açar. Bu, sindirim problemleri ve tiroid bezi sorunlarına yol açarak sonunda diyabet gelişimine katkıda bulunur. Pankreas hastalığının belirtileri. Dikkat edilmesi gereken birkaç belirti vardır. İlk olarak sol tarafta ve bazen sırtına yayılan ağrı böbrek sorunlarını da gösterebilir. İkinci olarak, belirgin nedenler olmadan periyodik olarak meydana gelen zehirlenme durumları. Üçüncü olarak, yağlı yiyecekler yedikten sonra mide rahatsızlığı, gastrit veya ülser alevlenmesi anlamına gelebilir. Ancak aynı zamanda pankreas sorunlarına işaret eder. Dördüncü belirti, sindirilmemiş yiyecek parçaları içeren şekilsiz dışkıdır. Özellikle bu sorun zamanla devam ederse. Pankreatitin beşinci göstergesi ani kilo dalgalanmalarıdır. Bu hastalıkla birlikte kilo artabilir veya azalabilir, genellikle kronik yorgunluk eşlik eder. Son olarak, sürekli karın şişkinliği bir belirtidir. Gördüğünüz gibi pankreas iltihabının tüm bu belirtileri spesifik değildir, ancak birinin bile ortaya çıkması acil tıbbi danışmanlık gerektirir. Sadece bir sağlık uzmanı pankreatiti doğru bir şekilde teşhis edebilir ve benzer semptomlara sahip diğer hastalıklardan ayırabilir. Pankreas hastalığın nedenleri. Pankreas disfonksiyonunun birincil nedenleri yaşam tarzı ve diyetle ilgilidir. Düzenli olarak yağlı yiyecekler ve fast food tüketimi ile alkol alımı pankreas hastalıklarının başlıca nedenleridir. Stres ve genetik de önemli bir rol oynar. Pankreas hasarı ile diyabet arasındaki bağlantı göz önüne alındığında sürekli susuzluk, düzenli açlık hissi, baş dönmesi, uyku hali ve idrar yaparken aseton kokusu gibi belirtilere karşı dikkatli olmak önemlidir. Bunlar pankreasın ve diğer gastrointestinal organların incelenmesini gerektiren diyabet belirtileridir. Pankreas sağlığı için tüketilmesi gereken gıdalar, pankreasa verilen herhangi bir zarar ciddi sonuçlara yol açabilir ve bazen uzun süreli ve bazen yaşam boyu süren tedavi gerektirebilir. Bu organı korumak için sağlığını ve işlevselliğini destekleyen gıdaları diyetinize dahil etmek önemlidir. İlk olarak kabak, pankreas ve karaciğer için en faydalı gıdalardan biridir. Bu sebze vitaminler, mineraller ve güçlü antioksidanlar olan karotenoidler açısından zengindir. Karotenoidler iltihabı azaltır ve hücre ölümünü önler. Kabak yemek pankreası tahriş etmez, yağların daha iyi sindirilmesine yardımcı olur, kilo verir ve yüksek lif içeriği sayesinde sindirim süreçlerini iyileştirir. Besleyici ve sağlıklı bir kabak lapası yapabilir, diğer sebzelerle fırınlayabilir veya buharda pişirebilirsiniz. Kabak, vücudun toksinlerden ve diğer zararlı bileşiklerden arınmasına yardımcı olarak pankreasın düzgün çalışmasını sağlar. İkinci olarak, yer elmasını diyetinize dahil etmek, metabolik süreçleri normalleştirmeye ve pankreasta iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir.
bu bitkinin suyu pankreatit ile ilişkili olan diyabet ve ateroskleroz gelişimini önlemekte bilinir. Üçüncü olarak yaban mersini. Bu meyve diyabetli insanlar için çok değerlidir. Yaban mersini, yaprağı, çayı ve taze meyveler kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve pankreas fonksiyonunu uyarmaya katkıda bulunur. Yaban mersini çeşitli bitkisel karışımlarda sıklıkla kullanılır, pankreas iltihabını hafifletmeye, karaciğeri zararlı bileşiklerden temizlemeye ve safra salgısını iyileştirmeye yardımcı olur. Akut pankreatit durumunda yaban mersini sadece püre halinde et öğütücüsünden geçirilmiş ve pişirildikten sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Dördüncü besin zerdeçal. Bu baharat güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Yeterli miktarda insülin üretimini uyararak diyabet gelişimini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca zerdeçal safra taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur ki bunlar pankreatit nedenlerinden biridir. Beşinci olarak kırmızı üzüm. Kırmızı üzüm çeşitleri serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyen güçlü bir antioksidan olan resveratrol açısından mükemmel bir kaynaktır. Resveratrol kan damarlarını güçlendirir, iltihabı azaltır ve pankreas kanserinde hücre ölümüne karşı savaşır ve hayatımızda vazgeçilmez olan yoğurt. Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendiren ve gastrointestinal sistemin işleyişini artıran probiyotikler içerir. Pankreas sağlığını korumak için yapay renklendirici, tatlandırıcı, lezzet artırıcı ve diğer katkı maddelerinden arındırılmış yağsız yoğurt tüketilmesi önerilir. Sonuç olarak, düzenli ve kapsamlı sağlık kontrolleri, sağlık sorunlarının erken tespiti ve tedavisi için çok önemlidir. Pankreatit gibi durumların ihmal edilmesi ciddi sonuçlar doğurabilir, yaşam süresini kısaltabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Erken tespit genellikle ilaçla tedaviye olanak tanır, ancak daha ciddi pankreatit vakaları cerrahi gerektirebilir. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizlerde bu tür sorunlarla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız bu hastalığı nasıl atlattınız? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlık ve uzun ömür hakkında yeni bilgilendirici videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri almak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Sağlık ve uzun ömür dileriz.